Hele 30 senedir bu işi yapmış bir kişi, devir de almadım, belki devir de etmem diyorum. Belki de görevdeyken ölürüm zannediyorum. Ama olmadı. Sonuçta 45 yaşındayken başkan olmuşum. Şimdi 75 yaşındayım. Şimdi tabii odayla ilk ilişkim 1975 yılında, ben 74 yılında Eskişehir'e döndüm. Eskişehir dışındaydım. Organize Sanayi Bölgesi 1. bölümünün elektrik ben bırakacağım bu mikrofon. Sabotaj mı var? Neyse. Efendim, tabii bu süreç içinde projesini yaptım. Beni meclise aldılar, sonra yönetime aldılar. Pek çabuk yükseldim. Çıraklığım da 6-7 sene sürdü. Ondan sonra da rakip çıkmadı diyemeyeceğim de, rakip çıktı da kazanan olmadı. Bugüne kadar geldi. Şimdi tabii burada eskiden kaybedenlerden kimse görmüyorum. Onun için gözlerini almak gerekmiyor. Şimdi geçen Mayıs ayında bırakacağıma söz verdim. Aday olmayacağımı da bilirmiştim. Sözümde de durdum. Tabii ondan sonra büyük bir yarış başladı. Bu yarışta muhakkak birileri kazanacak. Ama ben şunu görüyorum. Bu bölge sanayi odası Türkiye'nin en büyük organize sanayi odasını başardı ve bu seviyelere getirdi. Bunun ötesinde çok değerli iştirakler, katılımlar vesaireler yaptı. Hiçbir zaman resmen, yani mecburen bir kimseyi üye yapmadı. Türkiye'de alışılmaz bir durumdur. İngiltere'de bana siz güdümlü kanunla kurulan odasınız, sivil toplum kuruluşu sayılmazsınız dedikleri zaman, bunu da belirttiğim zaman aa dediler. Hala da öyleyiz. Hiç kimseyi kulağından tutup üye yapmadı. İhtiyacı olan, arzu eden üye olmuştur. Bilmiyorum bundan sonra nasıl yaparsın. Ben şuna inanıyorum. Çok temiz, Türkiye odaları arasında en saygınlardan biri olan bir odayı tercih ediyorum. Ve bu saygınlık organize sanayi bölgesi yüzünden değil. Sanayi odası olarak fikirler ürettik. Hükümetin programlarına destek çıktık. Fikir ürettik. Katılımda bulunduk. Bunlar fevkalade önemli konulardır. Çünkü sanayicinin geleceğini bizler şekillendiriyoruz. Hükümet nezdinde fikir götürmezseniz onlar masa başında istediği gibi yapıyorlar bu işleri. Sonunda da ayıklamak bize düşüyor. Ama bu saygın ve güçlü odayı kasasında 10 milyon lirayla devrediyor. Türkiye'de pek çok odada bu parayı göremez. Aidatlarla doğru geçinmeli. Tabii başka bir unsurumunda siyasetçinin etkisini odaya sokmadık. Biz hükümette iyiydik. Devlet değil ama siyasetçinin etkisini soktu. Bundan sonra ne yaparsınız bilemem. Tabii bu bir nevi kaç tane başbakan, kaç tane cumhurbaşkanı geçti. Hepsi
kendisi başka kuru düşüncelerin insanlarıyla kendisiyle iyi geçirebilir. Ben uzak dursam belki olacaktı mı? Yakın korkuyor ben. Anlaşıldı. Efendim, fikir üreten derken bunlar mı? Al ya şunları. Bunlar değil, telefonlar da. Benim cep telefonum. Yok, onlar mı? Hadi ya, her zaman yapmam. Neyse. Efendim, birkaç tavsiyem olacak. Bir tanesi, gençlere sahip çıkın. Gençler artık neredeyse başka sahalara yöneliyorlar. Hizmet sektörüne yöneliyorlar. Sanayi, insan gücünü bulmakta zorluk çekiyor. Bilhassa yetişkin elemanlar konusunda çok arzu ettim bir okul yapalım diye. Ama içinizden de arkadaşlar bilirler. Ona da engel olundu. Peki bundan sonra düşünülebilir. Projeleri falan her şeyi hazır. Ve hiç olmazsa burada eğitimler veriyoruz. Vermeye devam etmenizi öneririm. Sanayicimizin gözünde, sanayicimizi eğitin, onu bu yeni 4.0'a doğru biraz ittirin, sürükleyin, mecbur bırakın. Çünkü yoksa hatırlıyorum İspanya'da Bilboğa'da şöyle bir bayır çıkarken aşağıda terk edilmiş bir sanayi bölgesi vardı. Ne oldu dedim, Avrupa Birliği'ne girdikten sonra hepsi kapanmış. Bizim organize sanayimiz de öyle orta seviyede, ortanın altında çalışanlar dikkat etsinler. Böyle bir gelecek bizim için, Eskişehir için ayıp olur. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu arada yeni yönetimin kucaklayıcı olmasını, işbirlikçi olmasını temenni ediyorum. Meclis yapısı bunu gerektirir. Ve işbirlikleri de şart. Olmazsa sıkıntı olacağından eminim. Tabii bütün arzumuz odanın bu geldiği seviyeden daha bir üst seviyeye taşınmasıdır. İnşallah ben de bu durumları görme fırsatı yakalarım. Çünkü kolay değil. Yıllar alıyor böyle şeyler. Ve bu yönden başarılar diliyorum yeni yönetici arkadaşlarımıza, görev alanlara. Özellikle de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Şöyle ki mesai arkadaşlarıma, yani görev alanlarına, yani kurullarında, kurumlarda, personelimize ve özellikle de aile fertlerime